Sadece cuma kılıyor. Müslümanım diyor, hacca gidiyor, ben cennete gideceğim diyor, para yatırıyor bir yerlere, o kadar. Böyle bir kesim var. Sadece bir vakit kılıyor, günde iki vakit kılıyor, diğer zamanları kılmıyor namaz. Hayra sanat yapmıyor, Müslümanlarla ilgilenmiyor. Böyle bir kesim var. Tesettürsüzlük alabildiğine, sokakta kendisine görüldüğü halde eteğini ve başörtüsünü takıp namaz kılan bir kesim var. Tamamen faizle geçinip faizle hayatını devam ettiren, faiz de bugünkü şartlarda faiz mi olur deyip beş vakit namaz kılanlar var. Bir de böyle bir Müslümanlık anlayışı var günümüzde. Bunların hükümleri biraz önceki hani taklitten tahkike imanlarına müdellel olarak götürmeyenlerin hakkında bunlar büyük günahkardırlar fetvasını oraya çektiğimiz zaman görüşlerinizi lütfen anlamı olur. Kesimlere ne diyeceğiz biz? Adam bir cuma kılıyor, bir cuma, bir kurban, bir bayram, bir Ramazan, Müslüman cennet diyor. Yani bu bir de böyle karışık bir yapımız var, durumumuz var. Bunlar hakkındaki görüşlerinizi öneririz. Evet. Çok memnun oldum, teşekkür ederim. Estağfurullah hocam, çok sağ olun, Allah razı olsun soru için. Şimdi tabii hayattan çekilince, suların çekilmesi gibi kimi yerde azıcık su var, kimi yerde biraz kurumuş, epey bazı yerler bayağı kurumuş. Çünkü bu çekilme her yerde ayrı bir aşamada gerçekleşiyor. Her bir insanda ayrı bir karşılığı var. Eskiden günde bir vakit kılan, cuma kılan, şimdi artık sadece bayram kılan gibi oldu. Yahut sadece Ramazan tutandan, işte Ramazan'ın bir kısmını tutan veya hiç tutmayan böyle çekiliyor. Bunlar her biri ayrı ayrı konuşulur ama daha genel konuşacak olursak Allah Azze ve Celle'nin dininin bir akide boyutu var, inanç boyutu, bir de amel boyutu var. Şimdi bir insan bu dini öğrenip فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan gayrı bir ilah olmadığını ilmen, yani bu konuda belli bir ilmi tahsili olacak. Bu bahsettiğimiz üniversite okuma anlamında bir şey değil. Bu bahsettiğimiz kitaplar böyle okuma anlamında değil. Mesela Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh'ın böyle bir ilmi vardı. Nasıl? Kendisi diyelim yani o günkü Badiye'de Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir deveden, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir insan evladından, yarattığı bir bitkiden, varlıktaki ayetlerden yola çıkıp Allah Azze ve Celle'yi kullarından ayırarak bu yaratılmışların hiçbirinin Cenab-ı Hakk'a müsavi olmayacağını aklederek fark edip yegane bir ilaha yönelmişti. Hazreti İbrahim'de de böyledir. Dolayısıyla bir kimsenin akidesini aklettiği takdirde, fıtratına riayet ettiği takdirde oluşturabilmesi yeryüzünün bütün koşullarında, çünkü her tarafta Cenab-ı Hakk'ın ayetleri var. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden âri hiçbir muhit olmaz. Balta girmemiş orman dediğin yerdeki ormanlar, Cenab-ı Hakk'ın مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا Size kalsa bir tek ağacını inşa edemezdiniz. اَاِلَٰهُنْ مَا اللّٰهُ Yoksa Allah'ın yanı sıra bir ilahtan mı söz ediyorsunuz? Kim yaptı o ağaçları? Kim oraları suluyor? Her tarafta Cenab-ı Hakk'ın ayetleri var edici kudretin ayetleri olarak mevcut. Şu halde akide boyutunda akleden kimsenin akidesini oluşturması, hele hele vahiyden gelen bilgiyle buluşturması ona bu dediğimiz hidayeti iman noktasında sağlar. Gelelim amel boyutuna. Şimdi amel boyutunda bir kimse eğer bu sahip olduğu, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği imanı sahiplenmek ve onun adına yaşamak hususunda ne denli gayret gösterecek, arkasında ne kadar duracak, bunun imtihan edildiği bir süreçtir. Cenab-ı Hak اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Yani insanlar iman ettik dedikten sonra öylece bu iş tamam bitecek, hiç fitnelere uğratılmayacaklar mı zannettiler diyor Cenab-ı Hak. Öyle bir şey yok. Madem ki bunun kıymetini fark ettin, Yaradan'ı, Mevla'yı yani sahibi tanıdın, onunla bu bağı kurdun, şu halde ona saygılı olarak yaşayarak bu değeri hayatına aksettirmek zorundasın.
Bazı kimseler pamuk ipliğiyle bağlı oldular. Onlar hayatın içerisinde Cenab-ı Hak adına gayret göstermek, fedakarlık göstermek hususunda yeterince amel göstermeyince zamanla Cenab-ı Hak onlara bahsettiği hidayetini, lütfettiği hidayetini geri aldı. Bu amel ile iman arasındaki bir ilişkiden söz ediyoruz. Çünkü geçmiştekiler de bunu çok tartıştılar. Hatta bazıları dediler ki amel yoksa iman zaten yoktur dediler. Bazıları dediler ki öyle değil. Amel var, iman varsa amel de olmalı ama olmaz, az olur, kusurlu olur. Cenab-ı Hak buna mukabil kulunu değerlendirecek olan odur. Şimdi bu bahsettiğimiz ilişkiye binaen diyorum ki Cenab-ı Hak buyurdu ki بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً Bir kimse bir kötülük işledi. Bu amel, kötü iş yaptı. وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَتُهُ Bu devam eder, 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 eder. Bu kötülüğü onu kuşatır ise, kuşattı yani. Faize başladı mesela, faiz aldı, ilk zaman ihtiyaç dedi, bir şey dedi. Demin buyurduğunuz adam faiz ile meşgul oluyor. Bunların bir kısmı yakın zamanda tevbe edebilir, vazgeçebilir. Tekrar imanının gereği olarak hayatında Cenab-ı Hakk'ın bu tahrimine, bu yasağına saygıyla bağlanıp vazgeçebilir. Yani tekrar iyileşmiş demektir. Peki وَاَحَاطَتْ dediğimiz o kötü amelin kişiyi kaplaması. Evet ilk başta ufak bir faizle başladı ama tadına vardı, devam ediyor, devam ediyor, devam etti, devam etti. Aradan yıllar geçti. Kendi hayalinde bir iki sene yaparım bu işi. Durumu kurtarana kadar diye düşünmüştü. Şimdi buradan servet yaptı. 20 yıl sonra karşılaştık, konuşuyoruz. Diyor ki, faiz niye haram olsun ki? Ben düşündüm, taşındım. Bunun alışverişten bir farkı yok. Bu, وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَتُهُ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Bunlar cehennem halkı. Ve artık onlar orada halidun, sonsuz. Demek ki bunda artık akide kalmamış. Yani elini kirleten kötü amel, bu Cenab-ı Hakk'ın emrine itaatsizlik olarak da yani namaz kılmayarak yahut nehyine riayet etmeyerek, yasağını delerek her ikisiyle de elini kirleten, azalarında oluşan kötü ameller böyle 50 üzerinden buralardan ilerleyip kalbine kadar ulaşıyor. Ve bir zaman sonra kalbinde bir iman kalmamaya başlıyor. كَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yapıp ettikleri ameller onların kalplerini lekeleyip duruyordu diyor Cenab-ı Hak. Böyle kimseye başta kendimiz olmak üzere. Hiçbirimiz günahsız değiliz çünkü. İşlediğimiz her günahın ısrar ettiğimiz takdirde bir zaman sonra kalbimize sirayet edeceğini bilmemiz lazım. Bir zaman sonra şimdilerde ya bu günah ben bunu terk edeyim, bu yanlış bir şey ben bundan uzaklaşayım diye içimizden gelen düşüncenin eğer bu düşünceye hakkını vermez isek zaman sonra onun kaybolacağını ve bizim ne olmuş bizim de o kadar günahımız olsun deme noktasına gelebileceğimizi yahut o günahın günah olmaması gerektiğini söyleyecek bir zemine yani artık din dairesinin dışına doğru bir yolculuğa kayma ihtimali. Bu amel ile din arasındaki iman arasındaki bu ilişkide kişinin tercihleri belirleyici oluyor. Kişinin imanın hakikatine vakıf bir kimse olsa bile eğer Allah'a namaz kılmak hususunda gereken fedakarlığı, gereken emeği Cenab-ı Hakk'a layık görmüyor ise bu kadarcık saygıyı, bütün emir ve yasakları için bu böyle, zaman sonra o hidayet ondan adım 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 geri alınır. O yüzden Cenab-ı Hak demin Hoca Efendi namazı kıldırırken okudu ayet-i kerimeleri. اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُح۪يكُمْ Size hayat verecek olan şeylere Allah ve Resulü size çağırdığı vakit icabet edin. Bunlar size hayat verir. Eğer hayat verecek olan şeye insan icabet etmezse o zaman ne olur? Hayatın karşıtı nedir?
memattır. Bu sefer ölüm hali onu kaplamaya başlar. Su eğer hayat kaynağı ise su içmemek kişiyi ölümle yüzleştirecektir. Cenab-ı Hak kendisinin ve elçisinin, Resulünün çağırdığı hususları hayata davet olarak tarif ediyor. اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ وَعَلَمُوا Ve bilin ki اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Eğer gecikirseniz o zaman Cenab-ı Hak kalbinizle aranızdaki bağlantıyı açar ve artık yarın ederim, yarın yaparım, hacca hele biraz yaşlanayım sonra giderim diye diye sonra bir bakmışsın hacca gidecek içinde bir heves de kalmamış. Yani bazı hocalar şöyle diyorlar, hac böyleymiş aslında, zamanı, mekanı, ayette öyle demeyi aslında manası var mı ki, yok mu ki? Bakmışsın ki Cenab-ı Hak senden o düşünceyi de lağvetmiş, neshetmiş, çıkarmış, almış. Dolayısıyla İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın sizi çağırdıklarına, çabuk icabet edin ki gecikirseniz manası bu çağrıyı fark edecek şeyleriniz de kalmayabilir. Dolayısıyla hepimiz günahın belli bir aşamasındayız. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Dolayısıyla amelden imana dönen bu menfi tesirden kurtulabilmenin veya bu tesiri kolayca atlatabilmenin yolu kişinin hızlı bir şekilde kendisini ıslah etmeye İslah etmeyi bir anlayışa dönüştürmesi. Her gün bir şeyini ıslah etme. Kalitede biz buna sürekli iyileştirme diyoruz. Dinde de bu sürekli kendini ıslah etme. Bir toplum bu şekilde hemen hızlı bir şekilde kendini sürekli ıslah etmeye yönelir ise o zaman kendi geleceğini kurtarır. Allah Azze ve Celle bir toplumda ıslah ediciler olduğu sürece o toplumu helak etmeyeceğini söyledi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Bir, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Halkı ıslah ediciler olduğu sürece Allah Azze ve Celle onları zulmen helak edecek değildir. Dolayısıyla emri bil ma'ruf, nehyanil münker bunun ilk adımı. Evvela kendimize karşı yaptığımız, sonra adım adım halka halka özellikle yakınlardan ve akrabadan başlayarak iyileşmeye adım attığımız zaman yeniden dirilmenin çok çabuk ve hızlı olacağına da tanık olacağız.